Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Özdemir. Bugün size WordPress kurulumu ve domain alarak nasıl site kuracağız bunu anlatacağım arkadaşlar. İlk önce WordPress nedir hakkında bilgi vermek istiyorum. WordPress dünyada en çok kullanılan blog sitelerinden biridir arkadaşlar. Açık kaynaklı ve ücretsiz olarak da atılmaktadır. WordPress kullanarak kısa süre içinde kendi sunucumuza kurulum yapabilir, sitenizi yayınlayabilir ve sitenize içerik eklemeye yani bloglamaya başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Google Chrome'dan Hostinger sitesine giriş yaparak buradan hesap oluştur kısmına tıklayarak burada buradaki formu doldurduktan sonra hesap oluştur diyeceksiniz arkadaşlar. Benim hesabım olduğu için ben direkt giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben ücretsiz olarak alacağım. Yani ücretsiz bir domain alacağım. Siz ücretli almak istiyorsanız buradaki premium kısmına göz atabilirsiniz veya farklı hosting domain satan firmalardan alabilirsiniz. Ben ücretsiz alacağım için ücretsiz direkt sipariş ver diyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle iki tane yeşil alan var, bir de mavi alan var arkadaşlar. Şimdi şu alan adı eğer kendinize bir uzantı aldıysanız com gibi veya org gibi aldıysanız arkadaşlar alan adını seçeceksiniz ve mesela Sinan Özdemir yazacaksınız. Konu zaten almışsınız. Böyle yazacaksınız. Eğer tabi ücretsiz almak istiyorsanız buradaki alt alan adını seçerek buradan dediğim gibi tekrar Özdemir buradan da hangi uzantı almak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Bunlar hepsi ücretsiz. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar ben mesela daha önceden almış tabi Sinan Özdemir diye. Aldıktan sonra arkadaşlar buraya şifre oluşturuyorsunuz. Şifrenizi yazdıktan sonra devam ediyorsunuz. Ben şuradan şöyle seçeyim. Şifremi de yazdım. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki ücretsiz diyor. Anlat alamadı. Tamam diyor. Ücret diyor. 0 dolar diyor. Şimdi diyor ki bunu niye almak istiyorsunuz diye. O yüzden bir açıklama yapın diyor. Açıklama yapmazsanız arkadaşlar sipariş ver dediğiniz zaman hata mesajı geliyor. O yüzden ücretsiz olduğu için denemek istiyorum gibi yazabilirsiniz. Sonra alttakini ben robot değilim seçtikten sonra sipariş ver diyorsunuz arkadaşlar. Sipariş verdikten sonra işte burada kurulum şu an oluyor. Ve şu an aktif sitemiz. Şimdi arkadaşlar yönet diyoruz. Yönette gördüğünüz gibi burada birçok alan var. Şimdi bunlardan domaini falan almayı gösterdim. Şimdi de FTP yani faz ile bağlanıp dosyalara aktarma yapacağız. Şimdi faz ile açıyorum. Faz ile açtım arkadaşlar. Şimdi de buradaki IP adresini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sonra şuradaki kullanıcı adını alıyorum. Bunu da kopyalıyorum. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Burada arkadaşlar siteyi açarken o şifre kısmını ne yazdıysanız onu yazıyorsunuz. Buradaki kapı kısmını boş bırakabilir ya da buradaki dediği gibi 21-22 yazabilirsiniz. Ben boş bırakarak hızlı bağlan diyorum. Şimdi bağlandım arkadaşlar. Şimdi bu iki tane kısmını siliyorum. Evet, şimdi buraya WordPress'in kendi dosyalarını aktaracağız. Onun için de hemen Google'dan WordPress yazıyorum. Ve buradaki WordPress 4.5.2 indiri tıklayarak İndiriyorum arkadaşlar. Bekliyoruz şimdi indirmesini. Dosyaları indirdi. Hemen bunu masa üstüne aktarıyorum. Dosyaları çıkart diyerek dışarı çıkart diyerek hemen
Evet, şimdi çıkardık dosyaları. Bu gördüğünüz WordPress'in dosyaları. Şimdi bunları hepsini böyle arkadaşlar, kop böyle direkt bunun içine atacağız arkadaşlar. Ama şunu diyeyim, mesela böyle yapmayın. Yaparsanız mesela örnek veriyorum. sinanozdemir.com/wordpress/index diye çıkar. Yani böyle sinanozdemir.com tıkladığınız zaman, girdiğiniz zaman direkt çıkmayacak da WordPress yazmanız lazım. O yüzden arkadaşlar ben şuna tıklıyorum. Şöyle public HTML içine atıyorum. Bunu kapatıyorum artık. Evet, gördüğünüz gibi şu an kurukta aktarım işlemi yapıyor. Biz aktarana kadar hemen veri tabanı oluşturalım. Şimdi hosting panelimize girdik tekrardan. Girdikten sonra aşağı ilerliyoruz ve şurada MySQL veri tabanı yazıyor. Ona tıklıyoruz ve burada veri tabanı oluşturacağız şimdi. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Ben genelde aklımda kalması için WP yazıyorum. WordPress'in kısaltışı. Ya da siz isterseniz farklı, mesela benim baş ismim soy ismim SE. Siz böyle yazabilirsiniz, fark etmez. Burada WP1 yazıyorum. Ya da bunun dediğim gibi farklı, şu farklı farklı olabilir. Burada arkadaşlar şifre yazıyorsunuz. Tabi bu şifre fark etmiyor. Veri tabanı kayıt olurken ve veri tabanı farklı olabilir şifreleri. Oluştur diyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik hemen. MySQL veri tabanı oluşturduk. Şu an aktarımlarla gerçekleştiriliyor. Ben videoyu duraklatıyorum. Aktarım işlemi bittiği zaman tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, aktarım işlemi gerçekleşti. Şimdi aktarım işlemi yaptıktan sonra şuradaki arkadaşlar veri tabanı açık kalacak. Bunu unutmuyoruz. Şimdi de Hostinger'den sitemize giriş yapalım. Şuydu. Artık bunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir sayfa gelecek. İşte burada diyor ki veri tabanı WordPress'i kullanıp falan yaptık. Şimdi o veri tabanındaki şeyleri buraya gireceğiz. Hemen başlayalım. Veri tabanı ismi diyor. Veri tabanı bu arkadaşlar. Alttaki de aynı. Sadece ona bir yapıyorduk. Hatırlarsanız öyle yapmıştım. Buraya arkadaşlar parola yazıyoruz. Veri tabanı parolasını yazıyoruz. Localhost kısmına şuradaki MySQL host kısmını yapıştırıp yapıyoruz. Buradaki arkadaşlar genelde WP, yani WP alttan tire, ama siz değiştirebilirsiniz. Bu bununla farklı yani. O yüzden değiştirebilirsiniz. Genelde site indekslemesine, yani çalmasına yakalar diye bunu genelde değiştiriyorlar. Ben genelde edemiyorum, bilmiyorum. Ama değiştireyim, AA yapayım. Hemen gönder diyorum. İşte bu arkadaşlar, yani WordPress veri tabanı ile kuruldu. Şimdi kurulum yap diyoruz. Site başlığı arkadaşlar Sinan Özdemir yazalım. Kullanıcı adı admin ya da farklı bir şeyde isimde yazabilirsiniz. Parola arkadaşlar buradan mesela deneme 1 2 3 yazabilirsiniz. Bu çok zayıf diyor. Bunu alttaki zayıf parola kullanmayı onaylediğimiz zaman sorun düzelir. E-posta kısmına isteğinizi yazabilirsiniz. Deneme 1 2 3 gmail. Tabii isteğinizi yazabilirsiniz derken kendi email adresinizi yazın demek istedim. Şimdi şifrenizi falan unutursunuz. Direkt bu email adresine gelecek. O yüzden ben öylesine bir email yazdım. Çünkü sileceğim çünkü bunu zaten. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradaki kutucu işaretlemiyoruz. Çünkü bunu işaretlersek arkadaşlar Google arama motorlarında bizim yazdığımız, oluşturduğumuz yazılar
indekslenmeyecek, engel olacak. O yüzden bunu Lutik'i kaldırıyoruz arkadaşlar ve WordPress'i kur diyoruz. Kurduktan sonra arkadaşlar WordPress yüklendi, teşekkür ederiz, tadını çıkartın gibi bir espri yapmışlar. Yapmaz olaydılar. Admin hemen. Deneme 1-2-3 yazıyorum, giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sitemize giriş yaptık, panelimize giriş yaptık. Ben burada kısa bir anlatayım. Burada arkadaşlar burada mesela şöyle bir sitemi de açalım. Şu anlık böyle arkadaşlar. Burada mesela Merhaba Dünya var. Bu yazı arkadaşlar mesela tıkladığınız zaman bunu düzenleyebilirsiniz. Kategoriler kısmına kategorilerde mesela işte genel diye bir kategori oluşturulmuş. Onu oradaki Merhaba Dünya yazısını genele aktarmış. Şurada da görüyorsun toplam bir diyor işte. Siz mesela kategori oluşturacaksanız buradan mesela oyunla ilgili bir kategori yapacaksınız veya filmle ilgili, haberle ilgili fark etmez. Mesela oyunlar veya oyun yazarak enterlediğiniz zaman zaten direkt çıkıyor. Yazı ekleyeceksiniz mesela oyunla ilgili bir yazı. Oyun, deneme yazısı diyorum. Buraya da deneme yazı. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şurada görsel ve metin olarak iki tane kısım var. Eğer böyle dışarıdan bir link alacaksanız metin kısmına tıklayarak buraya işte o kodu yapıştıracaksınız. Veya bir resim olabilir. Veya sadece benim gibi deneme yazısıysa görsel kısmından yazabilirsiniz. Şimdi şuradan da arkadaşlar bunu tıkladığım zaman burada yazının rengini falan ayarlayabilirsiniz. Altta çizgili falan olabilir. Ya da paragrafları falan değiştirebilirsiniz. Kalın yazabilirsiniz. Gibi gibi. Veya link vereceksiniz mesela deneme yazısına. Bağlantı ekle diyerek. Diyorum arkadaşlar ve tıkladığınızdan direkt Google'a gidiyor. Son arkadaşlar mesela bu oyunla ilgili olduğu için direkt oyun kısmına tıklayarak kaydedeceğiz. Ya da diyelim kategori oluşturmayı unuttunuz. Direkt yeni kategori diyerek buraya oyunlar diyerek yine buraya girebilir. Burası arkadaşlar etiket kısmı. Google'da ne yazarsanız ve kendi yazının çıkmasını istiyorsanız onu yazacaksınız. Mesela ben oyun deneme falan yazmıştım. Şunu alayım. Mesela oyun deneme. Etiket yani bildiğiniz etiket. Deneme oyunları. Deneme yazısı gibi. Mesela birisi oyun deneme yazısı yazdığınız zaman veya oyun deneme yazdığınız zaman sizin siteniz çıkacak. Ona göre yazınızla ilgili etiketle oluşturursanız daha iyi olur. Burası arkadaşlar öne çıkılmış görsel. Yani mesela şöyle anlatayım. Mesela ben Android ile ilgili bir yazı oluşturmuştum. Buradaki görsel buradaki arkadaşlar mesela buraya henüz bir şeyimiz yok. Mesela buradan da işte dosya seçim diyerek resim alabilirsiniz. Yükleyebilirsiniz. Mesela şuradan Game of Thrones'un şeyini yükleyeyim. Bu da neresiymiş artık yüklenmedim. Ha gayret. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi bunu görsel olarak belirliyoruz ve burada çıkıyor. Şimdi kategori falan belirledik. Etiketleri belirledik. Yayınla diyoruz arkadaşlar. Yayınladığımız zaman sitemizi yenileyeceğiz. Şunu da yenileyeceğim. Bu da oluşursa. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun deneme yazısı geldi. Burada da mesela son yazılarda kısmı oyun deneme yazısı. Kategoriler kısmında oyunlar, oyun yazıyor. Burada da o yazısı var. Tıkladığınız zaman arkadaşlar bununla ilgili bir açıklama olacak. Deneme yazısı gibi. Veya daha uzun yazarsanız daha uzun da gidebilir. Tıkladığınız zaman arkadaşlar
Sol altta bakarsanız Google çıkıyor. Yani Google'a gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu temayı beğenmemiş olabilirsiniz. Farklı temalar da mevcuttur. İkinci videomda temayla ilgili videoları anlatacağım. Onları arkadaşlar buradan da görünüm temalar kısmına düzenleyebilirsiniz. Sayfalar kısmında da örnek sayfa falan var. Örnek sayfa nerede? Örnek sayfada bakalım neler varmış. Bu bir örnek sayfadır diyor. Mesela tıkladığım zaman işte örnek sayfa falan niye çıkıyor? Bu kadar arkadaşlar. İşte ilerikleri daha iyi anlatacağım. Daha anlatılmış şekilde falan olacak. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar tema yüklemeyi ve düzenlemeyi anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilir, videolarıma yorum atabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.